Hatırlarsanız bronşiolit sözcüğünü ikiye ayırarak bu hastalığın ne olduğuna dair fikir sahibi olabiliyorduk. Sözcüğün ilk kısmı bronşiol. Bronşiol hava yolunun en uç noktalarında yer alıyor. Burada nefes borusu var, sonra bronşlar geliyor. Daha da ileride iletim bronşiolleri adı verilen bu tüpler yer alıyor. En uçta alveollerin yanı başında yer alan ve daha küçük olan bu tüplere ise respiratuar bronşiyoller deniyor. Ama sonuçta bunların her ikisi de bronşiyol. Bronşiyolit kelimesinin sonunda it eki olduğuna göre de bu kelime bronşiyollerin enflamasyonu anlamına geliyor. Tabi respiratuvar bronşiyollerin enflamasyonu da olabilir, iletişim bronşiyollerinin de. Peki, bronşiyoliti nasıl teşhis ediyoruz? Teşhis aşamasına geçmeden önce bronşiyoliti hangi hastalıklardan ayırt etmemiz gerekebilir? Önce ona bir bakalım ayırıcı tanıda yer alan çeşitli hastalıklar hakkında daha iyi bir fikir sahibi olalım diye solunum yolunu gösteren bir görseli de şurada açıyorum. Böylece bahsedeceğim durumların solunum yolunda nereleri etkilediğini gösterebileceğim. Konumuz bronşiolit olduğuna göre ayırıcı tanımızdaki ilk hastalık da bronşiolit olacak. Bronşiolit bronşiyolleri etkiler. Dolayısıyla solunum yolunun bu kısmını yani hava yolunu etkileyen diğer durumların benzer semptomlara neden olması anlaşılabilir bir şey. Astım ve alerjik reaksiyonlar gibi durumlar bu bölgede rahatsızlığa neden olabilir. Bazen akciğer dokusunda oluşan hastalıklar da hava yolu hastalıklarına benzer semptomlara yol açabilir. Mesela bu hastalıklardan biri olarak zatürre hemen aklımıza gelmeli zatürre yani pnömoni alveollerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Alveol neydi? Bunu da hatırlayalım. Alveol solunum yolunda dış ortamla vücut arasındaki oksijen alışverişinin gerçekleştiği kısımdır. Şimdi bu ayırıcı tanı kısmına eklemek istediğim bir diğer durum da yabancı cisim aspirasyonu. Diyelim ki bir çocuk bir şey yuttuğunda yani mesela bir mısır tanesi veya benzer bir şey yutarken bu cisim çocuğun nefes borusuna kaçabilir ve hava yollarının tıkanmasına yol açabilir. İşte bu durumda bronşiolite çok benzer semptomlar yaratabilir. Evet. Ayırıcı tanımızı oluşturduk. Peki. Bronşiolit teşhisini nasıl koyacağız? Bronşiolit tanısı genellikle klinik olarak konur. Yani hastanın öyküsüne ve fiziksel muayeneye dayanılarak tanı konabilir. Bronşiolitte Öyküye dair çok karakteristik birkaç bileşen söz konusudur. Bunlardan biri yaş. Ha bu çok önemli bir konu çünkü bronşiolit hastalarının büyük çoğunluğu 2 yaşın altındadır. Ayrıca bronşiolitin bazı belirtileri ve bulguları oldukça karakteristiktir. Bu karakteristik belirtiler ve bulgular öksürük, rinore yani burun akıntısı ve hışıltıdır. Fakat e, tabii ki sadece bunlara dayanarak teşhis koyamayız. Peki ya mesela diğer önemli bulgular neler? Çocuklarda bronşiolite dair önemli bulgular çeşitlilik gösterir. Çocuk illa bu önemli bulguları gösterecek diye kesin bir şey yoktur. Yani bunların olması şart değil. Ama örneğin yüksek ateş görülebilir. Ayrıca kalp atışında hızlanmada gözlemlenebilir. Her zaman bu önemli belirtiler arasında görülmeyen ama aslında onlardan biri olan bir bulgu da oksijen doygunluğudur. Oksijen doygunluğu, vücudun kanı oksijenlendirebilme yeteneğinin yani akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi. Bronşiolit bir solunum yolu enfeksiyonu olduğundan, hastalığın çok ilerlediği durumlarda çocuğun kanı yeterince oksijenlenemeyebilir ve bu da oksijen doygunluğunun azalmasına neden olur. Peki karakteristik fiziksel muayene bulguları neler? Bir de bunlardan söz edelim. Bronşiolit, bronşiollerin enflamasyonudur dedik. Bu durumda patofizyolojik açıdan ele aldığımızda fiziksel muayene bulgularının neler olabileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Buraya bir bronşiol resmi çizeyim. Evet şimdi bunun bir bronşiol olduğunu farz edin bronşiyolün kesitini almışız. Yani tüpün içine doğru bakıyoruz. Bu çember hava yolunun iç yüzeyini gösteriyor. Normal bir bronşiyolde iç yüzey böyle oluyor. Bronşiolitte ise enflamasyon söz konusu. Dolayısıyla bu çeperler iltihaplanıyor ve hava yolu epey bir daralıyor. Bronşiolitin olmadığı duruma göre çok daha dar bir hal alıyor. Bu olduğunda hava yolunun çapı da küçülüyor. Normal hava yolu çapı buysa, hastalıkla beraber hava yolu bu şekilde daralıyor ve yeni bir çap oluşuyor. Bu hava yolundan belli bir hava geçiyor. Ama hava yolu artık daha dar. Bu daralmış hava yolundan aynı miktarda hava geçebilmesi için havanın çok daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. İşte bu durum hışıltı adı verilen çok karakteristik bir bulguya neden oluyor. Hışıltı steteskopla göğüs üzerinden dinlenebilir. Genellikle soluk verme sırasında tiz bir ses olarak duyulur. Bakın, hışıltıda şöyle bir ses çıkar. İşte fiziksel muayene bulgularından biri bu. Peki ya diğer bulgular neler? Mesela solunum güçlüğüne dair belirti ve bulgulara rastlayabiliriz. Çocuk normalden daha hızlı soluk alıp veriyor olabilir. Bu duruma solunum eforunda artış deniyor buraya solunum eforu manasında kısaca SE yazıyorum. Bunlar çok karakteristik fiziksel muayene bulgularıdır ama bronşiolit teşhisinde bazen başka ek testlerde uygulanabiliyor. Burada şu konu önemli. Bronşiolit genelde klinik bir tanı olduğundan bu testler rutin olarak yapılmaz. Madem bu testler rutin olarak yapılmıyor, peki o zaman doktorlar niçin bu testleri istesinler? ayırıcı tanıdaki diğer hastalıkları elemek için. Şimdi değinmek istediğim ilk test burun kültürü yani nazal sürüntü testi. Burun sürüntüsünün ne olduğu adından da anlaşılabiliyor. Pamuk uçlu bir aplikatör yani bir swab kullanarak nazal boşluktan sürüntü örneği alınıyor. Bu örnekte burun salgıları bulunuyor. Pamuktan şöyle biraz damlasın da bu örnekte burun salgıları olduğu aklınızda iyice yer etsin. Bu burun salgıları içinde bulunan viral maddeler için teste tabi tutuluyor. Genellikle uygulanan iki testten ilki nükleik asit amplifikasyon testi ya da kısa adıyla NAAT. Diğeri ise polimeraz zincir reaksiyonu yani kısaca PCR. Bu testler oral farenkste virüs olup olmadığını ortaya çıkartır ama klinik açıdan pek bir kullanım alanları yoktur. Doktor bronşiyolitli çocuğu nasıl tedavi edeceğine bu testlere göre karar vermek zorunda değildir. Bahsetmek istediğim diğer bir test göğüs röntgeni. Bir göğüs röntgenini incelemeden önce karşılaşabileceğimiz bulgular konusunda önceden bir fikir sahibi olalım diye iki şekil çizmek istiyorum. Şimdi buraya tıpkı hışıltıyı anlatırken yaptığım gibi bir bronşiyol daha çiziyorum bronşiyolu yine kesit olarak inceleyeceğiz. Yani onu buradan kestiğimizi varsayın. Kesitini de buraya çiziyorum. Normal bir bronşiyolun çeperi incedir. Ve bu ince çeper röntgende gözükmez. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bronşiyolitte hava yolunu daraltan ciddi miktarda bir enfeksiyon olduğu için bronşiyol çeperi çok daha belirgin hale gelir. Enflamasyon sadece bronşiyol çeperinin içinde değil, bronşiyolü çevreleyen dokuda da mevcuttur. İşte tüm bu enflamasyon göğüs röntgeninde belli olur. Röntgen cihazı bir bronşiyoli tam kesitten yakalayacak olursa filmde küçük bir çember görürüz. Bu bulguya peribronşiyol kalınlaşma denir. Sıradaki karakteristik bulguya dair size bir fikir vermesi için buraya akciğerleri çizeceğim. Evet, burası hava yolları ve burası da akciğer dokusu de, buradaki bronşiyollerde bir enflamasyon söz konusudur değil mi? Bunların hepsi iltihaplanmış. Şuradakileri de boyayayım. Oh, bol bol enflamasyon. Evet, dolayısıyla buradaki hava yolları çok dardır. Tıpkı burada da gördüğümüz gibi. Şimdi, nefes aldığımızda hava bu yollardan içeri geçebilir. Ama nefes verdiğimizde çıkmakta zorlanır tam olarak dışarı çıkamaz. Yani hava akciğerlerde hapsedilmiş olur. Bakalım bu zamanla neye yol açıyor? Hava akciğerlere girebiliyor fakat oradan çıkamıyor. Akciğerlerde hapis kalıyor dedik. İşte bu durum akciğerlerin genişlemesine yol açar. Çünkü ikinci nefesi aldığımızda ciğerlere biraz daha hava giriyor. Ciğerler daha da genişliyor. Ama sonra o hava da dışarı çıkamıyor. İşte hava hapsi denen bu hadise akciğerlerin gittikçe büyümesine neden olur. Akciğerlerdeki bu büyümeye hiperenflasyon da denir. Peki tüm bunlar röntgen filminde nasıl görünür? Hadi gelin bir örneğe bakalım. Önce size bu görüntüde neler olduğunu biraz anlatayım. Nefes borusu yani respiratuar hava yolu buradan geliyor. Şuradaki çok hafif daha koyu olan gölge var ya işte o. Buradan geliyor. Sonra her iki tarafta dallanarak bronşlara ayrılıyor ve akciğerlere dağılıyor. Buradaki bu koyu bölgeler akciğerler. Ortadaki bu yuvarlak gibi duran şey de kalp. Ve bu bölge yani akciğerin bir parçasıymış gibi duran şu kısım da aslında mide. İkisini birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Bakın arada böyle hafif kubbe şeklinde bir çizgi var. Bu çizgi de diyafram. Diyafram akciğerleri genişleterek nefes almamızı sağlayan kas. Şimdi biraz şu peribronşiyal kalınlaşmadan söz edelim. Hatırlarsanız röntgende çember şeklinde görünür demiştim. Eğer dikkatli bakarsanız bu göğüs röntgeninde o çemberlerden birkaç tane olduğunu göreceksiniz. Evet görmesi biraz zor ama var. Bakın bakın biri tam burada. Ortasında koyu bir nokta olan beyaz bir çember var. Görüyor musunuz? İşaretli menisi. Evet, bir tanesi bu. Ben bunu işaretlerken gözüm hemen üstündeki bir diğerine takılıyor. Görmek için çok dikkatli bakmanız lazım ama. Onu da işaretliyorum. Genellikle bir tanesini fark ettikten sonra diğerlerini de görmeye başlıyorsunuz. İşte bir tane de burada var. Bir tanesi ta burada, akciğerin dış sınırına yakın. Burada da birkaç tane var. Evet, bir sürü görmeye başladık. İşte bu bulguya peribronşiyal kalınlaşma deniyor. Ve bu bronşiolitin karakteristik bulgularından biri. Diğer bir bulgu olan hava hapsi ise bu göğüs röntgeninde çok bariz değil. Hava hapsini tespit etmenin en iyi yollarından biri diyaframa bakmaktır. Hani kubbe şeklindeki bu çizgiden bahsetmiştim ya, işte bu çizgi diyaframı temsil ediyor. Bakın üstünden geçerek göstereyim. He. Şimdi eğer akciğerler aşırı genişlerse esnek olan diyafram aşağı doğru itilir. Yani diyaframda bir düzleşme meydana gelir. Diyafram böyle bir görüntü alır. Dolayısıyla akciğerlerin aşırı genişlemesi yüzünden aşağı bastırılan bir diyafram röntgende bu şekilde düzleşmiş bir görüntüye sahip olur. Tekrar söyleyeyim. Bu röntgende böyle bir durum çok belirgin değil. Ama bu da bronşiolitin çok karakteristik bir bulgusudur. Şimdi özetleyecek olursak bronşiolite en sık olarak 2 yaş altı çocuklarda rastlandığını, tipik belirtilerin öksürük ve burun akıntısı olduğunu hatırlıyorsanız ve böyle bir hastayı steteskobunuzla dinlediğinizde hışıltı sesi duyuyorsanız muhtemelen bir bronşiolit vakası ile karşı karşıyasınız demektir.